Evet, değerli arı severler, YouTube kanalımız 1000 aboneyi aşarak YouTube iş ortağı programına kabul edildi. Bunun için destek veren herkese teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda yine biz arılarla ilgili yaptığımız işlemleri paylaşacağız. Yalnız bazı arkadaşların dediği gibi bizler kimseye iş öğretmiyoruz. Sadece biz bunu nasıl yapıyoruz? Diğer arı dostlarıyla paylaşıyoruz. İlerleyen dönemde aynı şekilde videolarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün eşek arısı kapanlarımıza yem koyacağız. Onunla ilgili bir daha devamında bir video daha çekeceğim. Nasıl yakaladığımızı eşek arılarını. Bugün kovanlarımı nasıl kapattığıma dair video çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, artık kış geldi tamamen. Arılarımızı yavaş yavaş daraltmıştık. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çerçeve bu arımız. Gayet de güzel, sağlıklı. Bunu artık çok zorda kalmadıkça açık kurcalamayacağım. Bunu ben daha önceden daraltmıştım. Videolarımı izlemişsinizdir. Straforla buradan bölme tahtası yapmıştım. Şimdi o boşluğa gazete kağıtları dolduracağım. Daha sonra üzerini bir çuvalla örteceğim. Daha sonra da üzerini kapakla dış yüzeyin arasında ki şu ara boşluğa da eski bir yorgan koyacağım. Ki arılarımız yukarı toplandığında üşümesinler. Şöyle bakın değerli dostlar. Gayet keyifli arılarımız. Şöyle çerçeve aralarında biliyorsunuz. Şu an için herhangi bir sorunları yok. Saldırgan değiller. Evet. Daraltma işlemimizi daha önce yapmıştık. Burada bir kenarda bir boşluk alan kalıyor. Ben bu boşluk alanı böyle fazla gürültü de yapmadan boşluk alanı dolduracağım. Paralarımız üzerine koyduğumuz naylonu yükseltmek için balmumu örmüşler. Bu bir nevi faydalı bir durum. Sebep de kışın soğukta arılar çerçevelerin arasında gezemez. Fazla kapalı olursa aşağı indiği zaman yukarı çıkamaz. Buna engel olsun diye ben onları bilerek temizlemiyorum. Dediğim gibi bu boşluğu ben gazete kağıtlarıyla kapadım. Üzerine bu naylonumu seriyorum. Kış boyu naylon arılarımızın üzerinde olacak. Artı tekrar öyle önceden sadece çuval kapatıyordum arılarımın üstüne. Şimdi bu naylonu da almıyorum arıların üzerinden. Çünkü mecburen nem yapıyor kışın. Bu nemi naylondan arılarımız emerek su ihtiyacını gideriyor. Sırf bunun için altında naylonu bırakıyorum. Şöyle şu aradaki kapakla
çıtaların arasında boşluk kalmaması için böyle eski yorganlardan böyle bir şey yapmıştım. Şimdi sizler buraya strofor da koyabilirsiniz. Bu fark etmeyecektir. Ben böyle sıcak tutmaya çalışıyorum arılarımı. Şimdi bu şekilde kapatıyorum. Şu an yorganla arasında, çerçeveli arasında pek bir mesafe kalmadı. Şimdi boşluk da yok. Tamamen oturdu. Bunun haricinde bir de ben biraz ön yargılıydım. Kovan çadırına karşı. 2 yıldır kovan çadırda kullanıyorum. Evet, faydalı bir şey. Arılarımızı kışın yağmurdan ya da rüzgardan korumak için. Bilmiyorum daha önce deneyimimiz oldu mu? Gerçekten arılar için çok faydalı bir şey. Ben çok faydasını gördüm. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Bu kovan çadırımızı da bu şekilde kapatıyorum üzerine kovanımızı. Ve alttan bağlıyorum ben bu çadırı. Şuralarında benim görünüyordur. Bazık yerleri var. Buradan aşağıya tahtaya bağlıyorum kovanın kapağını. Gayet güzel oluyor. Arılarımız bu şekilde daha güzel kışlamış oluyor. Biz onlar için elimizden geleni yaptık. Çerçevelerimizi daralttık. Üstünü örttük. Altı plastik kovan olduğu için altı açık. Polen çekmecesi yok. Ama üstten tamamen rüzgar akımını kesiyoruz. Bir de böyle çadırımızı örttüğümüzde o brandayı da bağladığımızda arılarımız kışa hazır hale geliyor. Tabii zaman zaman havaların çok iyiliğinde kısaca kontrol için yine açacağız arılarımızı. Ama şimdilik kışa böyle hazırladık biz arılarımızı. Bayağı bir zaman arılarımızı açmayacağız artık.